Kenan İmirzalıoğlu eşi Sinem Kobal'ın hangi yöntemiyle 5 kilo verdi? Kenan Bey, haberler çıktı Sinem Kobal zayıflatıyor diye eşini. Evet. Zayıfladınız da biraz. Ne güzel konuştunuz, teşekkür ederim. 5 ay önce Cunda'da rüya gibi bir düğünle evlenen Kenan İmirzalıoğlu ve eşi Sinem Kobal akşam yemeğine çıktı. Gel. Garip bir şekilde önce eşiyle sonra da eşinin arkadaşıyla vedalaştı ve yolları burada ayrıldı İmirzalıoğlu çiftinin. Ayrılmadan önce de eller son kez buluştu. Sanki sonbaharda çekilen bir romantik komedinin veda sahnesi gibiydi bu sahne. Ancak Kenan İmirzalıoğlu muhabirlerle buluşunca ortamın havası bir anda değişti. İyi akşamlar arkadaşlar. Neredesiniz siz ya? Biz ön kapıdaydık. Ön kapı, arka kapı, arada 5 metre spordan aynen öyle. Nasıl gidiyor? İyi valla, koşturuyoruz. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Sizin nasıl gidiyor? Sizi gördük daha iyi. Yolunda mı her şey? Yolunda. Karşılıklı hal hatır sohbetinden sonra gelsin sorular. Yeşilçam'da 1969 yılında gösterime giren Göz Recai filmi yeniden uyarlanıp çekilecek ve başrolde de Kenan İmirzalıoğlu yer alacakmış. Şimdi film projesi görüyormuş Göz Recai. Şu an için de net değil arkadaşlar. Netleştiği zaman zaten konuşuruz. Flu olan hiçbir şey fayda etmiyor hayatta. Proje de net değilmiş, duydunuz. Peki bu sezon hayranlarınız dizide görebilecek mi sizi diye yeni bir soru geliyor. Dizi olacak inşallah. Olacak. Dizide olacakmış. Film net değil. Dizi senaryolarına bakmaya devam eden ünlü oyuncuya aman hasret bırakmayın hayranlarınızı yüzünüze diye tepki geliyor muhabirden. Karadayı'dan sonra. Çok uzak kaldınız abi. Yo, içindeyiz aslında, merak etmeyin. Görüntüde uzağız. Gelelim asıl mevzumuza. Mayıs ayında Cunda'da evlenen ünlü oyuncuya değerli eşi Sinem Kobal çeşitli teknik ve taktik destek sağlamış. Kenan Bey de tam 5 kilo vermişti. Bir de Kenan Bey, haberler çıktı Sinem Kobal zayıflatıyor diye eşini. Evet. Zayıfladınız da biraz. Spor yapıyoruz arkadaşlar. Soruya gülerek cevap verdi. Aslında fazlası görülmeyen Kenan İmirzalıoğlu yeni rolü için mi zayıfladı diye soruldu. Rol için mi yoksa işiniz istedi diye mi? Mevzular karışıyor vallahi. Bir iddia daha soruldu sevilen oyuncuya. Evde setsiz geçen günlerde müthiş bir film senaryosu yazıyormuş. Nedir ne değildir diye öğreniyoruz ve bakın ne çıkıyor ortaya. Allah Allah, öyle mi? Yanlış duymuşsunuz. Yok mu öyle bir şey? Yanlış duymuşsunuz. İstemem misiniz peki, Sinem Kobal'la beraber oynayalım? Daha önce örneklerini gördük. Kısmet, bakarız ona da. Hadi kendinize iyi bakın. Spor sonrası eşi Sinem Kobal'la yemekte buluşan Kenan İmirzalıoğlu mekanın arka kapısından değerli eşi Sinem Kobal da mekanı ön kapıdan terk etti. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Nasıl gidiyor? Çok mersi, sağ olun, teşekkür ederim. Mekanın çıkış kapıları ayrı olsa da kalpler bir, önemli olan da bu. Kenan Bey'le İyiyim, teşekkür ederim. Ne güzel konuştunuz, teşekkür ederim. Arkadaşımın çok acelesi var, o yüzden çıkmam gerekiyor, kusura bakmayın. Acelesi var, acilen eve gitmeliymiş Sinem Kobal. Yeni bir dizi projesi olabilirmiş. Siz onun ekranları görecek misiniz? İnşallah. Sinema filmi Kenan Bey'de olduğu gibi kendisinde de net değilmiş. Belki de nazar değsin istemiyor erkenden. Netleşince konuşuruz arkadaşlar. Şu an söyleyebileceğim bir şey yok. Çok sağ olun. Görüşürüz.